Selam arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Avrupa'nın en iyi göçmenlik programı olarak seçilmiş olan Hollanda'nın yüksek nitelikli göçmenlik programını konuşacağız ve ilk olarak yapmamız gereken tanım şu. Yüksek nitelikli göçmen tam olarak kimdir ve ne iş yapıyordur? Bunların bir üzerinden geçmemiz gerekiyor. Süreç de tam olarak şöyle işliyor. Mesleğinizin yüksek nitelikli göçmenliğe uygun olduğunun bir kararını veriyorsunuz. Daha sonra işinizi buluyorsunuz. İşinizi bulduktan sonra sizi çalıştıracak şirket tüm başvuruları yapıyor. Siz de daha sonra Hollanda'ya geliyorsunuz. Süreç tam olarak bu. Yani sizin göreviniz sadece işi bulmak aslında ve mesleğinizin yüksek nitelikli göçmenlik programının adı altında olup olmadığına karar vermek. Sadece yapmanız gereken bu var. Göçmenlik ve Vatandaşlık Dairesi tarafından yapılmış olan tanımın üzerinden bir geçerek bu tanımı yavaş yavaş sizlerle beraber biraz genişleteceğiz. Avrupa Birliği dışından gelerek Hollanda'da yüksek nitelikli bir pozisyonda işi olan ve kurallarla belirlenmiş olan maaş kriterlerini sağlayan kişiye denir. Şimdi zaten bizim Türkiye'den geleceğimizi varsayarsak bu Avrupa Birliği dışından gelme konusunu tamamlamış oluyoruz. Bu bir cepte. Ama ondan sonra iki tane daha tanım var burada. Hollanda'da yüksek nitelikli pozisyonda işi olan kişi bu yüksek nitelikli pozisyonu bir tartışmamız gerekiyor. Aynı zamanda kurallarla belirlenmiş olan maaş kriterleri ne anlama geliyor? Bunların ikisinin üzerinden geçeceğiz sizinle beraber. Bu tanımı biraz genişletebilmek, tanımdaki iki tane soruya da cevap verebilmek için İlk olarak Hollanda'ya yüksek nitelikli göçmen olarak gelme şartlarının üzerinden geçmemiz gerekiyor. Sonuçta neydi? Yüksek nitelikli bir pozisyona ihtiyacımız var. Aynı zamanda maaş kriterinin şartlarını da karşılamamız gerekiyor. Gördüğüm, araştırdığım, duyduğum tüm mesleklerini şimdi üzerinden geçeceğim. Önce sektör sektörü bir üzerinden geçeyim. Tüm mühendisler, bilişim sektöründe çalışan insanlar, eğitim sektörü, sağlık sektörü, finans sektörü ve en en önemli anlatacağım şeylerden bir tanesi de el becerisi gerektiren meslekler. Bir kere tüm mühendislikler kesinlikle yüksek nitelikli göçmenlik programının içinde. Eğer Hollanda'da bir ihtiyaç varsa kesinlikle yüksek nitelikli göçmen olarak Hollanda'ya gelebilirsiniz. Çalışıyorsunuz hali hazırda. Yapmanız gereken tek şey LinkedIn'den, Glassdoor'dan Hangi web sitesini kullanıyorsanız oradan Hollanda'daki iş ilanlarına başvurmak ve daha sonra da Hollanda'ya gelmek. İkinci olarak bilişim sektöründe çalışan insanlar var. Ben de bilgisayar mühendisiyim. Daha doğrusu yazılım mühendisi artık nasıl adlandırıyorsanız zaten. Ben de Hollanda'ya yüksek nitelikli göçmen olarak geldim. Bilişim sektöründe çalışanlar konusunda çok fazla ihtiyaç var zaten. Yazılım geliştiricileri, proje yöneticileri, bulut mühendisleri, veri analistleri, siber güvenlik profesyonelleri, test alanında çalışan insanlara çok fazla Hollanda'da ihtiyaç var ve bunların hepsi yüksek nitelikli göçmenlik kavramında. Meslekleri eğitim sektöründen de edelim. Üniversitede çalışan öğretim görevlileri, bilimsel araştırmacılar, sağlık sektöründe doktorlar, hemşireler, uzmanlar ve tıbbi teknisyenlere ihtiyaç varmış. Burada da şunu bilmeniz gerekiyor kesinlikle. Eğer sağlık sektöründe çalışıyorsanız muhtemelen sizden felemenkçe istenecektir. Ama yüksek nitelikli göçmenlik kavramı adı altında sizden dil bilmeniz kesinlikle istenmiyor. Ama eğer Hollanda'da çalışacaksanız da doğal olarak felemenkçe bilmeniz gerekiyor bazı meslekleri yaparken. Mesela bilgisayar mühendislerinden böyle bir şey istenmiyor. O yüzden çok fazla iş ilanına başvurarak Almanca felemenkçe gerektiren iş ilanlarından hemen kurtulmak katılmalısınız. İngilizcenin yeterli olduğu iş ilanlarıyla devam etmelisiniz. Mesleklere finans sektöründen devam edelim. Finans uzmanları ve ekonomistlere de çok fazla ihtiyaç varmış ve bunlar da yüksek nitelikli göçmen olarak geçiyorlarmış. En 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 söylemeyi istediğim şeylerden bir tanesi. Hep sürekli size anlatıyorum zaten. Muhtemelen bütün YouTuber'lar ya da sosyal medyada video çeken insanlar da bunlardan bahsediyordur. Hollanda'da el becerisi çok değerli. Eğer siz de marangoz, elektrikçi, boyacı ya da oto tamircisiyseniz yüksek nitelikli göçmen olarak Hollanda'ya gelebilirsiniz. Ama dediğim gibi burada iş ilanlarını bulacak olan, iş başvurularını yapacak olan ve iş görüşmelerinden geçecek olan kişi tamamen sizlersiniz. Sonuçta bu videoda sadece yüksek nitelikli göçmenlik programının biraz kavramından bahsetmeye çalışıyoruz. Yüksek nitelikli göçmen kimdir sorusunun tanımındaki 3. kısma bakacağız şimdi. Kurallarla belirlenmiş olan maaş kriterlerinden bahsedeceğiz yani tam olarak. Maaş kriterlerinde 30 yaşının altında Hollanda ya yüksek nitelikli göçmen olarak gelirseniz Size aylık olarak ödenmesi gereken bürüt tutar 3909 euro. Eğer 30 yaşın üstünde Hollanda yüksek nitelikli göçmen olarak gelirseniz size aylık verilmesi gereken bürüt tutar minimum 5331 euro. Bu saydıklarım tutarlar arasında da kesinlikle tatil parası yok. Tatil parasına şu olduğunu size söylemiştik. Her yılın Mayıs ya da Haziran ayında çalıştığınız şirkete bağlı olarak değişiyor. Size ekstra bir maaş daha yatıyor. Buna da tatil ödeneği ismi veriliyor. Ama bu videoda tatil parasından bahsetmeye gerek yok. Çünkü konumuz değil. Şimdi yapmamız gereken şey ise yüksek nitelikli göçmen olarak Hollanda'ya gelmenin faydaları nelerdir? Bunların üzerinden kesinlikle bir geçmemiz gerekiyor. Eğer Hollanda yüksek nitelikli göçmen olarak geliyorsanız sonuçta aslında bu bir çalışma izni ya oturum izniniz de oluyor. Ki normalde Hollanda'da oturum ya da çalışma izni şu şekilde alınıyor. Normal şartlarda 1 milyon 250 bin Euro'luk bir gayrimenkul yatırımı yapmanız gerekiyor. Hollanda'da oturum ya çalışma izni alabilmek için. Ama bunun yerine yüksek nitelikli göçmen olarak gelirseniz hani bu kadar tutardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Şimdi çok tartışılan bir konu var. %30'luk bir vergi indirimi. Bu da sürekli değişiyor ama şunu bilebilirsiniz kesinlikle. Hani bu değişse de en de sonunda bu şekilde bir vergi indirimi olacak bu pakette. Ben geldiğimde şöyle bir durum vardı. %30'luk bir vergi indirimi vardı. Yani maaşınızın sadece %70'lik kısmından vergi ödüyordunuz. Sonra bunu değiştirdiler. Çok karışık oldu. Şimdi anlatmaya gerek yok. Şimdi yine tartışıyorlar üzerinde. Belki bunu %27 civarına falan çekecekler. Ama şunu bilmeniz gerekiyor en temelinde. Çok güzel bir vergi indiriminiz oluyor. Vergi indirimi çok fazla değişiyor ama size genel olarak şunu söyleyebilirim. Eğer siz Hollanda'ya yüksek nitelikli göçmen olarak geliyorsanız ve bir Hollandalı ile aynı iş yapıyorsanız muhtemelen net tutar 1000 euro 1500 euro Hollandalı'dan daha fazla maaşınız oluyor. O yüzden de zaten bu vergi indirimi biraz şu an tartışılıyor. Benim en sevdiğim avantajlardan bir tanesi de partner vizesi. Biz de buna başvurmuştuk. Anastasia da bu şekilde gelmişti. Eğer Hollanda'ya yüksek nitelikli göçmen olarak gelirseniz partner vizesi aracılığıyla eşinizi, sevgilinizi kesinlikle kayıtlı olmasına gerek yok. Ya da 20 yaşından küçük çocuğunuzu Hollanda'ya getirebiliyorsunuz. Dördüncü olarak yine partner vizesiyle gelen aslında şöyle bir avantaj var yanınızda gelen eşiniz, partneriniz ya da çocuğunuz da Hollanda'da çalışabiliyor aslında. Yani onların da hem oturum hem çalışma izni oluyor. Bu da gerçekten mükemmel yani. Ya genel olarak bu pakete baktığımız zaman zaten hani Avrupa'nın en iyi göçmenlik programı olarak seçilmiş olmasında kolaylıkla anlayabiliyoruz. Çünkü bu tamamen rastgele yapılmış olan bir şey değil. Hollanda'ya gelin ve geldikten sonra Hollanda'ya kolay bir şekilde entegre olabilin diye tamamen aslında bu avantajlar var. Gerçekten ince düşünülmüş şeyler bunlar. Beşinci olarak yine harika avantajlardan bir tanesi. Hollanda'ya entegrasyonunuzu çok kolaylaştıran şeylerden bir tanesi. Türkiye'deki ehliyetinizi 50 euro karşılığında Hollanda ehliyetine çevirebiliyorsunuz. Ve sadece siz değil sizinle beraber gelen eşiniz ya da partneriniz de bunu kolaylıkla yapabiliyor. Yani dediğim gibi işte entegre olmanızı ellerinden geldiğince kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Çünkü bir ülkeden bir ülkeye taşınmak demek göçmen olarak çok zorlanmak demek. Ama Hollandalılar da bunu çok iyi bildikleri için de gerçekten entegrasyonunu kolaylaştırarak şeyler yapmaya çalışmışlar. O yüzden bu ehliyet değiştirme partnerinin seninle beraber gelmesi, %30 vergi indirimi. Bunlar gerçekten çok ince düşünülmüş şeyler. Diyelim ki Hollanda'ya taşındığınız ilk başta çok fazla gideriniz oluyor. Kiraya zaten çok fazla paralar harcıyorsunuz. O yüzden de bu vergi indirimi özellikle 5 yıl boyunca gerçekten işinizi çok fazla kolaylaştırıyor. Yani tamamen aslında hepsi düşünülmüş şeyler. Şimdi bahsedeceğim son 3 maddeyi tamamen ben ekledim ama bunlar da gerçekten çok önemli maddeler. Hollanda'da 3 ay çalıştıktan sonra Kişisel ihtiyaç kredisine ya da konut kredisine başvurabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda hep bu maaş kriterlerinden bahsediyoruz ya. Maaş kriterleri de şu yüzden önemli. Şimdi 30 yaşın üstünde Hollanda'ya geldiniz diyelim, çocuklu bir ailesiniz. Hani göç etmek gerçekten zor olacak. İlk başta zorluk çekeceksiniz ama 3 ay sonra şunu yapabiliyorsunuz. Diyelim ki 5331 Euro'dan geldiniz. En düşük tutar bu. 13 maaşınızın olacağını da söyledik tatil parasıyla beraber. Bu da toplamda 70 bin Euro yapıyor. Kredi çekerken de şöyle bir kural var. Maaşınızın 5 katı kadar bankadan kredi çekebiliyorsunuz. Yani bu 70 bin de 5 ile çarpsanız 350 bin Euro'luk aslında bir evi kolaylıkla krediyle alabiliyorsunuz. Bu da tabii şunları da düşünmek gerekiyor. Sonuçta 5331 en düşük tutar aslında ve hani bir yıl sonra iş değiştirirsiniz. 2 yıl sonra iş değiştirirsiniz. Maaşınızı zaten bir aylık 6000 bin, bin Euro'lara çektiğiniz zaman Hollanda'da kolaylıkla ev sahibi olabilirsiniz konut kredisiyle. Şimdiki madde de bence çok önemli. Çünkü Hollanda pasaportu dünyadaki en güçlü pasaportlardan bir tanesi. Buna sahip olduktan sonra yani neredeyse istediğiniz tüm ülkeye vizesiz bir şekilde gidebiliyorsunuz ki şu an Türkiye'de yaşayan insanların da vize konusunda ne kadar zorluk çektiğini de biliyoruz aslında. O yüzden hani Hollanda vatandaşı olmak ya da Hollanda pasaportuna sahip olmak gerçekten çok değerli olduğunu düşünüyorum ben. En önemli maddelerden bir tanesi. Şimdi Hollanda'ya geldikten sonra yüksek nitelikli göçmen olarak size şöyle bir kart verecekler. O kartın arkasında da hangi vizeyle Hollanda'ya geldiğiniz yazıyor. Bu kartı kesinlikle kaybetmemiz gerekiyor. Bu kartı Göçmenlik ve Vatandaş Dairesi tarafından veriliyor size. Onun da kısaltması iğne de. Bu kartı verdikten sonra tüm Avrupa içinde vizesiz bir şekilde gezebiliyorsunuz. Bu da gerçekten çok büyük bir lüks. Yani istediğin zaman Belçika'ya, Almanya'ya gidebilmek, İspanya'ya, Portekiz'e gidebilmek, İtalya'ya gidebilmek. Bunlar çok büyük lüksler bizim için. O yüzden de benim en sevdiğim maddelerden bir tanesi bu. Size bu videoda güzel şeyler anlattım ama iki tane tartışılan konu var şu an mecliste. İlk olarak yüksek nitelikli göçmenlerin vergi indirimi. Ben geldiğimde yüksek nitelikli göçmenlerin %30'luk bir vergi indirimi vardı. Daha sonra dediler ki biz bunu değiştiriyoruz. Hollanda'ya geldiğiniz ilk 20 ayda %30'luk bir vergi indiriminiz oluyor. Daha sonraki 20 ayda %20'lik bir vergi indiriminiz oluyor. Son 20 ayda ise %10'luk bir vergi indiriminiz oluyor. Bu karar verdikten sonra buna tam ikna olmadılar. Şu anda %27 civarında olması tartışılıyor. Belki %25 olur. Yani Hollanda'ya geldikten sonra 5 yıl boyunca %25-%30 arasında genel olarak bir vergi indiriminiz olacak. Ama dediğim gibi şu an tartışılıyor. İkinci konuda şu vatandaşlığa başvuru süresinden bahsetmiştim. Bu güncel durumda 5 yıl. Sonuç olarak bunda da bir tartışma var. Belki Hollanda vatandaşlığına başvuru süresi de 10 yıl olabilir. Bu da şu an güncel durumda tartışılıyor. Bu videoda sizlerle yüksek nitelikli göçmenliğin detaylarını inceledik. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi. Genel olarak da videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Bu benim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.